Merhaba, yeni bir haftaya bakışla beraberiz. Hem de nasıl bir hafta, maalesef savaşın gölgesinde girdiğimiz bir hafta bu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde de merakla beklenen Eylül ayı enflasyon verileri açıklanacak. Yani çarşı karışık. Ve bu karışık çarşıda neler bekliyorum ben, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bugün onlardan bahsedeceğiz. Cumartesi günü yayınladığım ve buradan yıl sonuna kadar Amerika Birleşik Devletleri hisse senedi piyasalarında bir boğa rallisini beklediğimi söylediğim video çok tepki gördü. Hocam savaş var savaş sen bilmiyor musun dendi. Amerika çok borçlu sen bilmiyor musun dendi. Bir sürü şey işittim. Bugün biraz ona da açıklık getireceğim. Savaşın neden Amerikan borsasını en azından savaş bu boyutta kaldığı sürece pek de etkilemeyeceğini, etkilerse de olumlu etkileyeceğini anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle şu anda yaşanan savaşın bir an önce sona ermesini istiyorum. İki taraftan da çok sayıda sivil hayatlarını kaybediyorlar. Savaşın arkasında büyük güçlerin olduğu belli. Politik, ekonomik çok hesap var arkasında. O insanlar maalesef bu hesaplardan habersiz olarak bir dava uğruna savaşlıklarını sanıp hayatlarını kaybediyorlar. İnşallah bir an önce biter bu işler. Çok çok üzgünüm. Ama hayatın gerçekleri şunu gerektiriyor. Bu savaş borsaları nasıl etkiler? Yatırımları nasıl etkiler? Benim de görevim o. Onu biraz aydınlatmaya çalışacağım. Pazar günü attığım şu tweette kısaca bahsetmiştim. Böyle dönemlerde altın biraz yukarıya doğru gidiyor diye. Biraz önce baktığımda altın bir yüzde bir civarında devasa savaş tırmanışı yapmış. Amerikan tahvilleri böyle durumlarda daha değerli varlık haline geliyor. Güvenli liman. O yüzden Amerikan tahvillerine faiz gerilemesi ve değerlerin artmasını bekliyoruz. Bugün Amerika'da Kolombo günü olduğu için bono piyasaları kapalı. O yüzden etkisini net göremeyeceğiz ama yarın yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde Amerikan doları da böyle dönemlerde güvenli liman olarak görülüyor. Onun da değeri artıyor. Hisse senedi tarafına gelince işler burada biraz daha karışık. Hisse senedini doğru seçmişseniz aslında olumlu etkileniyor. Örneğin savunma sanayi hisseleri böyle dönemlerde yukarıya gidiyorlar. Öte yandan daha tüketime yönelik hisselerde gelemeler yaşanabiliyor. Borsa endekslerinde de genel olarak bir düşüş görülüyor. Fakat bunlar işin giriş bölümü, daha sonra önemli olan savaşın gidişatı. Savaş şu anda korkunç kandı da olsa yerel bir çatışma boyutunda. Bu yerel çatışmadan Allah korusun İran'a, Lübnan'a, başka ülkelere yayılması durumunda. Amerika ve Rusya'nın bu işe daha fazla dahilin olması durumunda işler tabii karışabilir. Bugünlük o senaryoyu bir kenara bakacağız. Orta Doğu cadı kazanı gibi bir yer. Burada işler nereye gider, kimin parmağı nerede onu bilmek zor. Bu yüzden şimdilik en azından savaşın İsrail ile Hamas arasında kısıtlı kalacağını varsayacağız. Savaş büyürse bu varsayımları tabii tekrar gözden geçireceğiz. Ben bir askeri veya stratejik uzman olmadığı için savaşı büyük büyümeyeceğini bilmem de biraz zor. Fakat tarihe baktığımızda benzer iki cephenin aslında küçük oyuncular üzerinden birbirine savaştığı durumlarda Vietnam gibi, Kore gibi, şu andaki Ukrayna Savaşı gibi etkilerin nispeten kısıtlı olduğunu görüyoruz ve ekonomiler bir süre sonra buna adapte oluyor, alışıyor ve o savaş orada devam ederken insanlar maalesef işlerine bakmaya devam ediyorlar. Bu nedenle bugün Amerikan borsalarının düşüşle açılmasını beklemek mümkün. Daha sonra iki şeye bakılacak. Savaş nasıl ilerliyor? İsrail güney sınırını tekrar kontrol altına alabiliyor mu? İçeriye doğru gireceğini söylüyor İsrail. Büyük oranda kentleşmiş, karmaşık bir coğrafya. Orada günler, aylar sürecek şehir savaşları olabilir. Onun gidişatına bakılacak ve başka bir ülkeye sıçrama var mı yok mu? Bunları izliyor olacak Wall Street ama daha da önemlisi aslında enflasyonu takip ediyor olacak. Çarşamba günü Amerika'da üretici fiyatları endeksi açıklanıyor PPI. Bu sefer biraz ters. Normalde önce tüketici fiyatları endeksi gelirdi. Yine çarşamba günü Fed'in son toplantı tutanakları açıklanıyor. Biliyorsunuz o piyasaları biraz karıştırıyor. O tutanaklarda acaba resesyon mu öngördüler, faizler artacaklar mı? O da o piyasayı karıştıracak bir şey. Ama esas turpun büyüğü perşembe günü, perşembe günü CPI yani tüketici fiyatları enflasyon açıklanacak. Piyasaların esas büyük heyecanla beklediği haber bu. Amerika enflasyonu ile ilgili geleneksel öngörü videomu çarşamba günü yapacağım. Orada göreceğiz neler beklediğimi. Ama ben iyi bekliyorum. Bundan dolayı da borsaların bundan hoşlanacağını düşünüyorum. Cumartesi günkü videomda borsaların neden yukarıya doğru gideceği konusunda hem teknik tarafta hem temel tarafta pek çok analiz sunmuştum. Peki savaşın bunun üzerindeki olumlu veya olumsuz etkisi ne olacak? Evet önümüzdeki birkaç gün borsaların düşme ihtimali var. Bunu zaten baştan kabul ediyoruz. Altında biraz yukarı doğru gidecektir. Ama aslında geçmiş savaşlara baktığımızda işler biraz daha enteresan gelişebiliyor. Bir kere şundan eminiz. Amerikan tahvillerine olan talep de artış olacak. Çünkü hem devletler hem vatandaşlar hem şirketler böyle savaş ortamlarında Amerikan tahvillerini güvenilir bir liman olarak görüyorlar. Tıpkı altın gibi. Evet Amerika aşırı borçlandı. Bundan dolayı bu güvenilir liman etkisinde bir miktar yıpranma oldu. Yüzde yüz ama yine de Amerikan tahvili Amerikan tahvilidir. Aynı şekilde Amerikan dolarında bir miktar yükselmesi mümkün. Amerikan tahvillerinin değerinin artması faizlerin düşmesi anlamına geliyor. Borsa için olumlu. Doların yükselmesi ise borsa için temelde olumsuz. İşe bu taraftan bakarsak ama muhtemelen tahvillerdeki değer artışının olumlu etkisi daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. İkinci bir mesele altın ne olacak? Altınla ilgili işte pek çok altın yatırımcısı savaşta altın değerinin çok artacağına inanır. Gerçi tarih bunu pek desteklemiyor. Bugün attığım şu tweet'te gösterdim ki 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşlarında altın saydığı yerde saymaya devam etti. Ve şu anda ekranda gördüğünüz grafikte de 2022'nin 24 Şubat'ında Rusya Ukrayna'ya girince altının bir süre yukarı doğru iyi bir hareketlendiğini fakat sonra tekrar düşe geçtiğini görüyoruz. Bugünlerde de altın o savaşın öncesindeki değerden altına inmiş durumda. Yani altındaki sıçramalar genelde geçici oluyor. Onun yerine aslında savunma sanayi yatırımları çok daha mantıklıya benziyorlar. Bugün Aselsan gibi Türk savunma sanayi kuruluşlarında ciddi değer artışlarını gözlemliyoruz. Amerika'da da benzer olacaktır. Bizim portföyde Palantir var ona uygun. Savunma sanayi çok kullanıyor ama silah satan bir örgüt değil yazılım satıyor. Yani bir anda satışları patlayacağını tahmin etmem. Etki muhtemelen kısıtlı kalır. Ve bir de şunu akılda tutmak gerekiyor. Fed'in ve evet, temel görevi enflasyonla mücadele ve Amerika'da işsizliği belirli seviyenin altında tutmak. Ama bir diğer görevi daha var. Savaş zamanı devlete direkt yardım ediyorlar. Bu da Fed'in parayı bollaştıracağını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Fed'in doğrudan para basarak ve Amerika'nın borçlanma tahvilini satın alarak devlete askeri harcamaları konusunda yardımcı olduğunu biliyoruz. Fed sonuçta unutmayın. Evet bir devlet kurumu değil ama Amerika için var olan bir kurum. Bu durumda harcamalara yönelik olarak parayı bollaştırma ihtimali yüksek. Çünkü Amerika'da şu anda faizler çok yüksek. Bu yüksek faizle devlet tekrar borçlanmaya kalksa bir de savaş borçlanması devreye girerse işler zora binebilir. Oysa bugünden biliyoruz ki Amerika savaşa dahil oluyor. Filosu ve savaş gemileri şu anda Akdeniz'de Filistin'in kıyı bölgelerine doğru hareketlenmiş durumda. Masraflar artmaya başlıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e hem silah hem cephane yardımda bulunacağını söyledi. Gerekirse asker de göndeririz dedi. Yani masraflar artıyor. Masrafların arttığı dönemde FED faiz artırmaz. Borsalar bunu da değerlendirecektir. Hatta FED'in bir miktar para sıkılaştırma politikasından geriye dönebileceği ve faizlerde de biraz daha gevşemeye gidebileceğini de değerlendirecektir. Tabii bütün bunlar savaşın gidişatıyla ilgili, süreciyle ilgili. Şu anda gördüğümüz kadarıyla İsrail zorlanıyor. Hala güney sınırlarını kontrol altına almış değil. Hamas'ın bu savaşa oldukça iyi hazırlandığını görüyoruz. Arkasındaki İran desteğinde kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ama sonuçta İsrail ordusu, Amerikan ordusuyla da birleştiği zaman bu isyanı eninde sonunda bastıracak. Ne kadar sürecek, ne olacak, ne kadar kan dökecek, Üzüyor yönler bunlar. Ama borçların bakacağı şey bu burada kısıtlı mı kalıyor yoksa yayılma eğilimi mi gösteriyor? İran'la ilgili bazı sorunlar yaşanacağını öngörmek zor değil. Muhtemelen İran'ın bazı stratejik tesisleri bombalanacak. Lübnan kuzey tarafta Muhtemelen oradaki Hizbullah bir şeyler yapacak. Gerçi coğrafi olarak Hizbullah'ın oradan İsrail'e zarar vermesi çok zor. Çünkü unutmayın Hamas adeta İsrail'in içinde gibi. Çünkü Filistin'in kıyıdaki şeridi İsrail'e iç içe. Gerçi İsrail'i Filistin içine demek daha doğru. Çünkü onlar Filistin toprakları İsrail'den işgal ettiler oraya. Ama hani bugünkü pratikalite baktığımızda durum böyle gözüküyor. Bütün bunlardan dolayı savaşın aşırı yayılmaması, büyük güçler arasında bir çatışma olmaması durumunda borsaya yarayacağını düşünüyorum. Elbette bu hemen etkilerini göstermeyecektir ama tahvil faizleri düştükçe ve Fed'in parasal tarafta gevşemeye gideceği görüldükçe rahatlama gelir. Bugün zaten bununla ilgili iki işaret de gördük bu arada. Dün İsrail borsası çok sert düştü. Pazar günleri İsrail borsası açık oluyor diğer bütün Arap borsaları gibi ve dün çok sert düştü. Yüzde ile yakın düşüş vardı. Bugün hemen İsrail Merkez Bankası müdahale etti ve 30 milyar dolara yakın likidite sağlayacağını söyledi piyasaya. Bu İsrail ekonomisi için oldukça büyük bir rakam. Savaş dönemlerinde para bollaşıyor. Bu bir yandan aslında tabii enflasyon üzerinde bir etkisi de var. Olumsuz etkisi öte yandan da ama para bollaşması bütün kıt varlıklara olumlu yansıyabiliyor. Pek çok Bitcoin yatırımcısı takipçim var. Bitcoin'i ne bekler böyle bir dönemde? Son savaşta Rusya-Ukrayna savaşında aslında Bitcoin epey yukarıya doğru gitmişti. Fakat bu sefer ben biraz farklı görüyorum durumu. Hizbullah'ın veya Hamas'ın finansmanında kriptonun nasıl kullanıldığına dair çok soruşturma geleceğini tahmin ediyorum. Amerikan devletinde bunu bahane ederek kripton üzerine biraz daha gideceğine inanıyorum. Binance hakkında yepyeni soruşturmalar açılsa şaşırmamakta fayda var. Yine Amerikan devlet yöneticilerinden kripto ile ilgili çok sert açıklamalara yine şaşırmam. Aksi halde aslında Bitcoin de tıpkı altın gibi, hazine kağıtları gibi böyle dönemler için güçlü bir varlık ama etkisi az olacak diye inanıyorum. Son olarak da petrol. Petrol tabii ki yükselecek. Zaten şu anda da %4'e yakın yükselmiş durumda. O tweetimde de bahsetmiştim bundan. Bunun temel sebebi şu anda bir anda bir üretim kıtlığına gidilmiyor. Ama arkada İran var. İran dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticilerinden. Doğalgaza bu daha da hızlı yansıyacaktır o yüzden. Muhtemelen İran'a olan ambargolar sertleşecek. Muhtemelen İran körfezi kapatacak ulaşıma. Bundan dolayı petrol kıtlı olacak. Yani petrole bu iş yarıyor. Daha önceki Büyük İsrail Savaşı'nda petroldeki bu fiyat yükselişleri dünyada büyük bir ekonomik krizin de önünü açmıştı. Bundan korkan ekonomistler de var. Fakat bugün açıkçası o boyutlarda bir savaş yok. O dönemde bütün Arap ülkeleri beraber İsrail'e saldırmıştı. Bu sefer sadece Hamas'la direkt mücadele ediyor. Suudilerin biliyoruz ki Amerika ile arayı düzeltme çabaları var. Yine pek çok Arap ülkesinin İsrail ile arayı düzeltme çabaları vardı. Muhtemelen Hamas saldırıları biraz bunu da önünü kesmek için düzenlendi. Ama böyle bir büyük savaş şu anda Arap ülkeleri ve İsrail arasında beklemediğimizden bunun etkisi kısıtlı olduğu diye düşünüyorum ama petrolde biraz sıkıntılı olacak bir süre. Ayrıca Amerika'da stratejik petrol rezervlerine çok ciddi gerileme var. Yanılmıyorsam şu anda haftalara indi artık ne kadar petrollerin olduğu. Bu da yine petrol fiyatlarını baskılayacak. Bir süredir petrol güzel düşüyordu. Tekrar petrol yükselecek. Bunda enflasyon üzerinde olumsuz etkileri var. Ama kısıtlı kalacağını umuyorum. Ve tabi burada Arap ülkelerinin Hamas'ın ne kadar arkasında duracağı, ne kadar arkasında izleyip aslında Amerika ile iş pişireceği bütün bunlar önümüzdeki güne tartışma konuları. Bu akşam canlı yayına daha fazla detaya gireceğiz. Saat 16.00'da mutlaka bekliyorum. Bu kritik günde piyasalar bakan nasıl açılacak. Neler oluyor Bütün beraber göreceğiz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.